Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, çok kıymetli dinleyiciler, 3 foniatrist tarafından düzenlenen İzmir Foniatri Kongresi'nde sevgili Akif Hoca'nın, sevgili Fatih Hoca'nın, sevgili İlter'in büyük emekleri olan bu toplantıda sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Ailevi bir sağlık nedeniyle fiziksel olarak yanınızda değilim ama bu toplantının içerisinde yer almak, bana da bulunma fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hemen ekran paylaşımı yapmaya çalışacağım. Bana bugün verilen konu başlığı ses kıvrımlarının benim lezyonlarına yaklaşım. Konuşmama başlarken burada geçebilecek, ismi geçebilecek herhangi bir kurumla, kuruluşla, firmayla herhangi bir ilişkim olmadığını ifade etmek isterim. Tabii benim ya da malim bütün ses hastalıklarına yaklaşırken bizim kafamızda bir yaklaşım algoritması var. Tüm hastalıklarda olduğu gibi detaylı bir öykü bunun temelini oluşturuyor. Yanı sıra mutlak bir kulak burun boğaz ve baş burun muayenesi, yani ses yolunda problem yaratabilecek tüm patolojileri bilmek açısından tam bir kulak burun boğaz ve baş burun muayenesi, sesin objektif ve subjektif değerlendirmesi, bunun aşamaları. Sonra bu öyküden, muayeneden ve değerlendirmelerden elde ettiğimiz verileri analiz edip, kaydedip, ondan sonra bir tedavi algoritması, bir yaklaşım yolu çiziyoruz. Tabii bu yolun içerisinde bunların her bir bölümüne tek tek değinme imkanımız yok bu 20 dakikalık konuşmada. Bizim için olmazsa olmaz altın standart video laringostroboskopi. Stroboskopi biliyorsunuz bireyin ses tellerinin saniyedeki titreşim sayısını bir mikrofon aracılığıyla ölçerek bilgisayar aracılığıyla bize gelecek olan, endoskopumuza gelecek olan ışığın titreşimini, yani o bölgedeki hareketi bizim daha iyi görmemizi sağlayan bir teknoloji. Bunu genellikle rigid endoskoplarla yapıyoruz. Burada gördüğünüz düzenekte olduğu gibi ve burada bir normal ses telinin nasıl titreştiğini göreceksiniz. Stroboskopik ışık kaynağıyla yapılan bir muayene sayesinde saniyede burada gördüğünüz gibi 160'lar kadar titreşen ses tellerini biz çok daha yavaşlatılmış olarak, çok daha detaylı olarak değerlendirme imkanı buluyoruz. Artık günümüzdeki teknolojiler burundan da, yani transnazal flexible endoskopi ile bizim rutin flexible endoskopik muayene yöntemimiz biliyorsunuz. Ama bunun da distal çipli, yani chip-on tip ucunda endoskopun kamera içeren sistemler sayesinde stroboskopik muayene flexible endoskopi ile de yapılabiliyor. Evet, şimdi uzun bir iyi değil. Bunun bizim için olan avantajı nedir? Bunun bizim için olan avantajı bireyin ses yolunu hiç değiştirmeden, yani dili dışarıya çekmeden, yumuşak damağı, orofaringsi distorte etmeden, ilgili sesleri çıkarırken hatta şarkı söylerken endoskopik muayene yapma olanağı sağlıyor. Yine aynı cihaza, chip-on tip cihazlara entegre edilmiş filtreleme teknikleri sayesinde, bunu filtreleme yöntemleri ya da biyolojik endoskopi diyebiliriz, patolojik saha ile normal saha arasındaki geçiş alanlarını çok daha net olarak belirleyebiliyoruz. Bakın bu muayene sayesinde rengin değiştiğini fark ettiniz. Dikine damarlanması olan papillomatoz alanlarla yatay damarlanması olan sağlıklı larynx mukozası arasındaki sınırları çok daha net olarak ortaya koyabilmemiz mümkün hale geliyor. Elbette biz bir şekilde hastamızı eğer ameliyathaneye götüreceksek, ameliyathanede direkt laringoskopiyle, yani larynxten süspansiyonla asılmışken ağız içerisinden ulaştığımız tüplerle ve mikroskop altında değerlendirme yaparken, hatta elimizde açılı rigid teleskoplar varken o bölgeyi daha da detaylı değerlendirebiliyoruz, daha da detaylı fotoğraflar çekebiliyoruz ve hastalığın öncesi sonrası takiplerini net bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi benim hastalıklara yaklaşımdaki tanıya giderken ki algoritma kafamızda bu şekilde ortak ama tedaviye giderken tabii ki ilgili patolojinin ne olduğuna göre, hastanın yaşına göre, hastadaki patolojinin kendine ait özelliklerine göre bir yol haritası çizeceğiz. Örneğin bir nodül hastasıyla polip hastasına yaklaşımımız aynı değil ama iki polip hastasına yaklaşımımız da aynı değil. Bunlardan bazı örneklerle olgular üzerinden bahsetmek isterim. 37 yaşında bir hanımefendi, öğretmen, 1,5 yıldır aralıklarla olan ses kısıklığı var. Son 3 aydır bu ses kısıklığının devamlılık arz ettiğini söylüyor. Biraz daha uzun lütfen ve yüksek sesle.
Şimdi daha pes bir. Gördüğünüz üzere ses tellerinin 1 bölü 3 ön, 2 bölü 3 arka kısmında stroboskopik görüntüde çok belirgin olan iki taraflı simetrik şişlikler görüyoruz. Bu ses teli nodülleri için tipik bir görünüm. Ses teli nodülleri biliyorsunuz çocukluk çağında özellikle erkek çocuklarda çok sık görülüyor. Kulak burun boğaz polikliniğinde görülen ses kısıklığı nedenlerinin en çok görülenlerinden birisi. Ve en çok da sesini daha çok kullanan öğretmenler gibi, ses sanatçıları gibi popülasyonlarda daha yüksek oranda görüyoruz. Buradaki patoloji genellikle bize bir ses kısıklığı problemi, dinlendiği dönemlerde bireyin azalan, yoğun ses kullanımı dönemlerinde artan, arada profesyonel olan ses kullanıcılarının çok güzel ifade ettiği soluklu, aradan nefes kaçarmış gibi bir sesle birlikte oluyor. Vokal kortların katmanlı yapısı içerisinde biliyorsunuz üstte bir epitel var, altta lamina propria tabakası var, onun altında ligaman ve kas tabakası var. Epitelin hemen altında lamina propria'nın içerisinde fibronektin depozitleriyle karakterize bir hastalık. Stroboskopik görüntüsünün ne kadar tipik olduğundan bahsetmiştim. Şimdi benim ses hastalıklarında kullandığımız aslında 3 ana tedavi yöntemi var. Birisi medikal tedaviler, burada diğer faktörlerin tedavisi diye gördüğünüz, yani mevcut üst solunum yolu enfeksiyonunun, alerjinin, reflünün tedavisi. İkincisi ses terapisi ki bizim için çok kıymetli, çok önemli bir yere sahip. Üçüncüsü de fonomikro cerrahi, yani ses telleri üzerine yaptığımız cerrahiler. Çok küçük, çok erken dönem lezyonlarda herhangi bir şey yapmadan tabii takip etmeyi de tercih edebiliriz. Bu tedavi yöntemlerini değişik benim ses problemlerinde bir kombinasyon şeklinde kullanıyoruz. Yani tek bir tanesinin sadece kullanıldığı hastamız neredeyse çok çok az. Ama nodüllerde çok çok büyük oranda ses terapisiyle çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Dolayısıyla nodülü olan hastalarımızda davranışsal yöntemlerle yani ses terapisiyle herhangi bir cerrahi ihtiyaç duymadan gerek erişkin hastalarda gerek çocuk hastalarda çok başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Ama çok nadiren de olsa ses terapisinden fayda görmeyen, çok uzun süredir olan, artık böyle bir kalkülüs haline almış nodüllerde mikrocerrahi yapmamız gerekirse, onlarda da benim hastalıklarda önemsediğimiz fonomikrocerrahi prensiplerine sadık kalacak şekilde bir müdahale yapıyoruz. Nedir o? Vokal kordumu katmanlı yapısına çok saygı duymak, ligamana cerrahi sırasında kesinlikle dokunmamak, epitelin sağlıklı kısmını en yüksek oranda korumak ve lezyona olabilecek en yakın bölgeden insizyonu yaparak en yüzeyde kalacak bir cerrahi planlıyoruz. Bakın burada epitel kaldırılmış, o bahsettiğimiz epitel altındaki fibronektin tabakası mikroskop altında, burası milimetrik bir fotoğrafın çok büyütülmüş bir hali, temizleniyor. Her iki vokal korttakiler benzer şekilde alınıyor. Bu da ameliyat sonundaki görüntüsü. Bir başka hastamız 30 yaşında bir hanımefendi, yine öğretmen. Bir yıldır devam eden, tatillerde bir miktar daha kendisini rahat ettiren bir ses kısıklığından bahsetmiş. İniniz lütfen. Nefes alıp verin. Tekrar. Nefes alıp verin. Bu görüntüde bakın az önceki nodülden çok farklı. Sol vokal kordun, bu yukarıdan baktığımız bir görüntü olduğu için bu sol vokal kord, bu sağ vokal kord. Sol vokal kordun yani sol ses kıvrımının orta hattında, medial kısmında yaklaşık orta bir bölü üçünü tutan büyük bir lezyon görüyoruz. Bu bir ses teli polibi. Az önce ses teli nodülleri için nasıl hani cerrahi çok az hastada yapıyoruz dediysek, ses teli poliplerinde de tam tersine ana tedavi yöntemimiz mikrocerrahi. Hastaların çok büyük çoğunluğunda cerrahi yapıyoruz. Çok küçük bir grubunda, erken dönemde tanı koyduğumuz çok küçük poliplerde takiple ya da ses terapisiyle bunun kendi kendine düzeldiğini de gördüğümüz olur. Bir başka hastamız 34 yaşında bir beyefendi, yine bir öğretmen. 15 yıldır aralıklarla olan bir ses kısıklığından bahsediyor. 4 aydır bu ses kısıklığı artmış. Bakın burada sol ses telinin iç kısmında kistik bir yapı var. Hatta videonun devamını izlediğimizde oradan küçük bir drenaj olduğunu, küçük bir akıntı olduğunu da görüyoruz. Bu görüntü de ses teli kisti için tipik bir görüntü. Ses teli kistleri iki ana grup şeklinde oluyorlar. Epidermoid kistler ya da retansiyon kistleri. Retansiyon kistleri yani o bölgedeki ses teli çevresindeki salgı bezlerinin salgısının birikmesi sonucu oluşan kistler bazen perfore olduğunda, patladığında o bölgede skarla ya da sulkusla iyileşebiliyor. Bakın böyle bir kiste yaklaşırken de önce o bölgeyi infüzyonla şişiriyoruz. Ondan sonra eleve ederek
Çevresindeki sağlıklı dokulardan kisti ayırıp eksize ediyoruz ve file bir yerine yatırıyoruz. Bir başka ses problemi sulkus. Sulkus ses telinin iç yüzeyinde bir oluk olması demek. Bu az önce bahsettiğimiz gibi bir kistin rüptürü sonucu da oluşabilir. Ama genellikle konjenital, yani doğuştan bunun orada olduğunu düşünüyoruz. Değişik yüzeylerde sulkuslar görebiliyoruz. Ve değişik çalışmalarda sulkusu tanımlayan farklı çalışmalarda, bunun için kadavra çalışmaları da var. Çok değişik oranlarda. Kimilerinde işte binde dörtler kadar azken, kimilerinde neredeyse her iki bireyden birisinde bunun olduğunu söyleyen çalışmalar var. Aynı düzeyde sulkus genellikle sesi aynı düzeyde etkilemiyor farklı bireylerde. Ve farklı düzeylerde sulkus da mesela tip 1, yani fizyolojik dediğimiz çok yüzeysel, derin olmayan bir sulkus da sesi hiç etkilemezken, biz o bireyi farklı bir nedenle muayene ederken sulkusla karşılaşabiliyoruz. Buradaki tedavi genellikle sulkusun eksize edilmesi ve ilgili ses telinin diğerine yaklaşacak şekilde medyalize edilmesi, doldurulması. Yani bunun için eksizyon yapılıp ses telinin içerisine enjeksiyon yapılabilir. Farklı materyallerle ya da açık ameliyatlarla o bölge medyalize edilebilir. Ya da biraz sonra Scar'da da bahsedeceğim bir tedavi yöntemi var. Onu da biraz sonraya bırakayım. Bir başka hastamız 37 yaşında bir hanımefendi, müzik öğretmeni, korist ve koro şefi. 2,5 ay önce geçirilmiş bir ses teli ameliyatı var, ses teli kisti nedeniyle. Bir daha, daha tiz. Süper, şimdi pes bir iyi. Şimdi burada da neyi gördük? Burada da sağ taraftaki ses telinin neredeyse hiç titreşmediğini gördük. Yani stroboskopik muayene sırasında bu bölgede mukozal dalga hareketi yoktu. Bakın bir daha izleyelim. Bir daha, daha tiz. Süper, şimdi pes. Gördüğünüz üzere bu bir skar dokusu. Bu erken dönem bir skar. Geç dönemde de kalıcı olabiliyor. Sulkusların çok büyük çoğunluğunun konjenital doğuştan olduğundan bahsetmiştik. Skarların çok büyük çoğunluğu ise kazanılmış. Yani geçirilmiş bir travmaya, bu bir cerrahi travma olabilir. Yani bir ses teli cerrahisi olabilir ya da başka cerrahiler için o bölgeye entübasyon tüp tatbiki sırasında olabilir ya da o bölgenin termal hasarı, travmaları gibi farklı travmalardan kaynaklanabilir. Sulkusla tedavi yöntemleri birbirine paralellikler gösteriyor. Bunda kullanılabilen yöntemlerden birisi de az önce söylediğim mini trotomi adını verdiğimiz ses teline dışarıdan ses tellerine paralel olacak şekilde birer potansiyel boşluk açıp o bölgenin yağ başta olmak üzere bazı materyallerle doldurulması söz konusu olabilir. Bir başka benim ses hastalıkla ilgili örnek, 45 yaşında bir hanımefendi, uzun yıllardır sekreterlik yapıyor ve uzun yıllardır çok yoğun sigara içiyor. Son günlerde kendisine telefonda beyefendi denmesinden şikayetçi, sesinde ciddi bir kalınlaşması var. Evet, bu görüntü de renk ödemi için. Renk ödemi, renk mesafesi, ses telinde epitelin altında kalan süperfisiyel lemuroprapira ile dolu olan alan, o bölgede bir hacim artışıyla karakterize. Her iki ses telinde bakın ne kadar ödemli, ne kadar büyük diğerlerine göre göründüğünü fark etmişsinizdir. Buradaki tedavi yöntemimiz de cerrahi. Cerrahi olarak yüzeyden yapılan insizyonlardan sonra içerideki fazlalık dokunun çıkarılması ve sonradan da fazla olan epitelin eksize edilerek kapatılması cerrahinin prensibi. Tıpatıp aynı hastanın yaklaşık 10 gün sonraki görüntüsünü görüyorsunuz. Ses tellerinin ne kadar inceldiğini fark ediyorsunuz. Bir başka hastamız 21 yaşında bir hanımefendi. 6 ay önce bir estetik burun cerrahisi geçirmiş. Daha önce hiçbir ses sorunu yokmuş. Nefes al, ver. Tekrar. Nefes. Tekrar. Bu da bakın ses telinin arka kısmından kaynaklanan, aritonit kıkırdağın medial yüzünden kaynaklanan bir ses teli granülomu. Benzer bir başka hastamız 30 yaşında geçirilmiş bir yine estetik cerrahi hikayesi var. Arkasından bir ses teli cerrahisi hikayesi var. Uzun bir iyiliği. Burada da bakın her iki ses telinden benzer şekilde kaynaklanan granülomları var. Artık hava yolu sorunu yaratacak düzeyde büyümüş. Bu hastamızın uzun dönem takip sonucu, yaklaşık 1,5 yıl sonraki hali, her iki taraftaki granülomları da tamamen geçmiş, iyileşmiş, sesi de gayet iyi durumda. Granülomlardaki tedavi yöntemimiz de gerek davranışsal yöntemler, yani medikal tedaviler, özellikle reflünün önlenmesi,
postnazal akıntının önlenmesi, o bölgedeki kasları güçsüz hale getirerek kuvvetli çarpma hareketini azaltacak şekilde o bölgeye uygulanabilen enjeksiyonla toksin uygulamaları ve ihtiyaç duyduğumuzda da granülomun eksizyonu şeklinde. Bir başka hastamız, evet bu da aynı grup aslında. Bu da bakın sadece fonocerrahi sonrasında granülomun farklı bir yerde de olabileceğinin bir göstergesi. Her zaman aritenoid üstünde görmeyebiliriz. Bazen vokal kortlar seviyesinde de çok daha nadiren cerrahi travmaya bağlı granülomlar görebiliyoruz. Bir başka hastamız 27 yaşında bir beyefendi, turist rehberi olarak çalışıyor. Son 5 yıldır ses kısıklığı var. 5 yılda 5 kez cerrahi geçirmiş. Gördüğünüz üzere her iki ses telinin medial yüzünde ve supraglottik alanda da küçücük böyle papillomatoz alanları var. Bu recurrent respiratuar papillomatosis ya da laringel papillomatosis adını verdiğimiz rahatsızlık. Bunlara gerek ameliyathanede gerekse muayenehane koşullarında, ofis koşullarında lazer tedavisi uygulanabilir. Çünkü bu tekrarlayan bir lezyon sağlıklı gördüğümüz dokunun içerisinden de günler, aylar, yıllar içerisinde tekrarlayabilen. Lokal bölgesel olarak da genellikle olduğu bölgenin hemen yanında %60, %80 oranında tekrar eden bir lezyon. Ofis şartlarında hastanın burnundan gördüğümüz az önceki flexible endoskopla bir yandan girerken bir yandan da lazerle o bölgeye ulaşarak tedavisini, kontrolünü, dolayısıyla sesin ve solunumun olabildiğince etkin olarak kalmasını yine aynı tedavi prensipleriyle yani sağlıklı dokuya olabildiğince özen gösterecek şekilde yaptığımız bir rahatsızlık. Bu da hastanın tedavi sonrasındaki larynx'inin hemen ertesi günkü görüntüsü. Tabii çok kısa zaman içerisinde birçok ses hastalığından hızlı hızlı bahsetmeye çalıştım. Onun için umarım çok kafa karıştırıcı olmamıştır. Tekrar organizasyon komitesine sevgili dostlarım, büyüklerim, arkadaşlarım İlter Hoca'ya, Akif Hoca'ya ve Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederek hepinize güzel bir İzmir günü ve başarılı bir toplantı diliyorum. Saygılarımla.